aşağıda olabilir. Şimdi hiç böyle hocamıza bir yönetimiz var. Tabii ben ayrı adam. Fotoğraf gelene kadar ben konuşayım, sonra fotoğrafı gösteririz. Ocasio-Cortez adını duyan var mı içinizde hiç? Ocasio-Cortez. Çok genç bir kadın siyasetçi. Neden siz adını anlatmak istiyorum? Şimdi ne yaptı Ocasio-Cortez? Mesleği bir fotoğraf rica etmişti. Mesleği barmenlikti. Barmenlikte şanslı mıydı? Şanslı olduğu için mi seçildi? Hayır. Mücadelesi, evet o kadar konuşuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki destek vereceğiz. Hepimiz kadınız ve hepimiz var olmak istiyoruz, değil mi? Arkadaşlar, katılımcılık, yönetişim, karar alma ve aldırmaya aktif katılım en temel demokratik hakkımızdır. Karar alma ve katılımcılık, çoğulcu bir yaklaşımda mutlu ve sağlıklı kentler demektir. Bugün ülkemizde seçilmiş kadın oranına baktığımız zaman nüfusa oranla ne kadar tezat olduğunu görürüz. Ülkemizin nüfusunun %50'sini oluşturan bizler, maalesef temsile geldiğimiz zaman %11 veya %13 parlamentoda galiba oralara takılıyoruz. Alınan kararlar da bizim dışımızda alındığı için tıpkı bir ayağı kırılmış bir sandalye gibi dengesiz, uyumsuz kararlar oluyorlar. Bu da bizim toplumumuzu sağlıksız bir toplum olmamıza sebep oluyor, mutsuz bir toplum olmamıza sebep oluyor ve bir sürü maddi manevi kayıplarla karşı karşıyayız. Tıkanan bu sistemi düzeltmek ise bizim gibi inançla seçme ve seçilme hakkımıza sahip çıkmamızla olacaktır. Umarım bu iki günlük eğitimde kaderin vereceği bu iki günlük eğitimde hepiniz gerekli bilgileri alır ve bu bir şekilde seçilirsiniz ve biz de sizleri gelip tebrik ederiz. Kadere de huzurlarınızda teşekkür ederim. Başka bir konuda eğitim verecek. Şimdi ben aslında size kaderi tanıtma kısmını değil, onunla ilgili yönetim kurulundan arkadaşımız Seval yardımcı olacak. Farklı bir giriş yapmak istedim bugün. Dün de birazcık kaderle ilgili konuşmuştuk. Bugün burada kadınlara aslında oy vermeyi değil de ülkenin geleceğini konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bir takım istatistikler, bir takım verilerden yola çıkarak bir tablo size sunuyoruz. Türkiye'de kadının temsil durumunu ve tarihsel sürecini. Ancak bu birbirimize dayanışmaya, birbirimize yan yana olmaya çok yeterli olmuyor zannediyorum. Başka konular lazım bize. Hani değişik şeyler söylemek zamanı geldi derler ya. Artık zaman böyle bir zaman. Dün de bunun üzerinden defalarca geçtik. Evet, istatistikler 88 yıldır ne kadar az yol ilerlediğimizi bize gösteriyor. Peki biz ne yapmalıyız? Ben aslında bir hikayeyle başladım. İstiyorum, sevgili arkadaşımdan bir arkadaşımız vardı. Bir fotoğraf talep etmiştim. Biraz önce yardımcı olan arkadaşımızdan. Nerededir acaba kendisi? Evet. Gençliğinde Ocasio-Cortez zaten genç de 29 yaşında daha önce Demokrat ve Sosyalist Bernie Sanders'ın seçim kampanyasında çalışmış. Ve daha sonra Demokrat Parti'ye üye olarak siyasi hayatına giriş yapmış. Ve gerçekten büyük bir mücadele gerçekleştiriyor. Demokrat Parti'nin gelecekteki lideri olduğu söylenen ve 10 dönemdir New York'ta sarsılmaz bir yere sahip olduğu görülen 10 dönem 20 yıl arkadaşlar. 20 yıldır var olan Joe Corley'e karşı kazanıyor. Muhteşem bir başarı. Demek ki bu bize ümit verecek ve ilham verecek bir hikaye. 20 yıldır o koltukta oturan bir erkeği ve bir partinin lideri olacağı beklenen bir erkeği yeniden edebilir kadın. Bu kadın genç bir kadındı. Latino'ydu.
Siyasette deneyimsizdi. Zengin hiç değildi. Barmen'de iş güvencesi olmayan bir işte çalışıyordu. Ne kadar olumsuzluk varsa bir kadınla ilgili hepsine sahipti. Azınlık her şeyde. Ama bugün Ocasio Cortez ikinci seçimlere de girip ara seçimleri kazanıp Amerikan Kongresi'ne seçilen bir kadın oldu. Bu hikayenin altını tekrar tekrar çiziyorum. Hepimize ilham vermesini diliyorum. Bu zorlu yolculukta hiç unutmayın ki sağlam kaleler gibi oraları işgal edenlere karşı verdiğimiz mücadele yerini bulacaktır. Lütfen bıkmayın. Yalan kadarlayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız ve iyi ki bizimle berabersiniz. Teşekkür ediyorum. Sıramı bekliyorum. Şöyle bir yan yana durabilir miyim? Çok kısa durmak istiyorum. Bu mobil uygulamayı kullanırsanız kader de size sürekli destek olacak. Burada kendinizi tanıtma imkanı çok güzel bir uygulama ve sanırım şu an sadece kaderin yaptığı bir uygulama ve de çok kıymetli. Özellikle yarın bunu çok iyi dinlemenizi ve aktif kullanmanızı rica ediyoruz. Aktif kullanan kadınlara da dediğim gibi kaderin desteği daha sonra